falan acayip mutlu oluyorduk. Trabzonspor Tabii. kazandığı zaman Barcelona'yı 1-0 yendi falan. Oley be işte Türkler geliyor falan o durumuna geliyorduk. Sonra birden işler değişti. İşte Galatasaray UEFA Kupası aldı. Fenerbahçe kupanın kulübüne doğru yaklaşırken olmadı. Beşiktaş neredeyse yarı final yapıyordu. Çeşitli zaferler, milli takım dünya üçüncüsü oldu falan. Bizim psikolojimizi aslında böyle tarif ediyorum. Şimdi şeyi Tabii. merak ediyorum. Sen Harrington Kupası'nı yapacaksın ya. Şimdi seninle bir ortak noktamız var. Ben de işgal yıllarındaki İstanbul'u ve İstanbul'daki futbolu anlatmayı istediğim bir film yapmayı yıllardan beri hayal ediyorum. Senin bunu yapacağını duyduğum zaman hem kıskandım, hem sevindim, hem bozuldum, hem ay Allah falan dedim. Hatta bir senaryo falan da yazmıştık. Her neyse. Hani o dönemde bugünkü o senin 45 yıllık hayatındaki o önce 8 sıfırların verdiği sıkıntı, sonra yükselişe geçen milli takım ve senin takımın o duyguyu filme yansıtıyor musun? Yansıtacak mısın? Yani dur bakalım bak burada öyle acayip bir gönderme yapacağım ki hani Cem Yılmaz'ın filmlerinde olur ya ya da Yılmaz Erdoğan'ın bir gönderme yapar buraya durup dururken duygusal bir sahnede gülmeye başlarsınız. Böyle şeyler görecek miyiz? Var mı böyle bir sürprizin? Yani şöyle şimdi Yeşiller Yörümü senaryosunun 7. yazımını biz filme çekeceğiz. Aha. O Yeşiller Yörümü abi Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş filmi aslında. Yani biz burada İstanbul'un işgal günleri yani zaten Hı. teknik olarak Osmanlı'nın sona ermesi de Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni bir devlet olarak kurulması da İstanbul'un işgali ve kurtuluşu ile ilgili. Biz de zaten o süreci alıyoruz. Yani İstanbul'da fiili işgalin başladığı 1920'den 2 Ekim'de İngiliz ordularının İstanbul'u terk edişine kadarki olan süre ve buraya da Kadıköy grubu, Kuvayi Milliye'ye bağlı Kadıköy grubu ve onun içindeki Fenerbahçeli sporcular penceresinden bakıyoruz. Dolayısıyla bugüne dair iz düşümleri zaten filmin genel akışı içerisinde seyircinin bulacağı. Yani özellikle bir gönderme yapılamayacak kadar hassas bir dönemi anlatıyoruz. Yani onun içinde bir takım isimler, karakterler, olayların gelişiminde var tabii ki göndermeler ama yani özellikle şuna gönderme yapayım, buna bir gönderme yapayım gibi hani filmin içine sıkma, yani portakalda vitamini çekmek, sıkmak gibi şeyler yapmayacağız. Yani bu projeyi biz Mustafa Kemal'e ve bu cumhuriyeti kuran insanlara saygı niteliğinde yapıyoruz. Fenerbahçe'de bunun bir savunucusu. Hem 1920'lerde hem 2020'lerde. Dolayısıyla niyetimiz daha fazlası. Yani nedir? Bu ülke nasıl kuruldu ve neden yıkılmaz? Onu anlatacağız. Harika. Vurgu derken şunu söyledim. Arok'ta bir sahne var. Maç yapıyorlar biliyorsun. Rıdvan Tabii. Dilmen beliriyor. Gol olur diyor mesela. Yok o. Hani bir O mesela böyle, abi kara böyle bir şey komedi düşün. ve onun bilim kurgu filminde öyle esprili olabilir. Bizde çok gerçekliği zedeler. Yani şimdi filmde Ya İstiklal Yolu'nda Harrington'da kaleye mesela Volkan Demirel'i koysak çok şık olur bir an ama 1920'nin bağlamından bizi kopartır. Yani yoksa Volkan hem saygı Oynar. oynar hem arkadaşımız bizi de kırmaz. O görev olarak da addeder ama yani Volkan'ı gördüğünüz an her birini şey dersiniz abi Volkan veya Emre olursa o Emre yani. Hani o beni bağlamımdan kopartır. O işlere girmiyoruz. Bu Hepsi arada gerçek oyunculara benzeyen, fiziksel olarak da benzeyen, bu bizim ölçütümüz ve futbol oynamasını bilen, yani muhtemelen daha zaten o dönem hepsi 20-23 yaş arası. Hani takımda tabii. yaşlı kimse de yok. Çok Tabii. gençler, hani 19 var, 20 var. Hani hiç o gerçekliği zedelememek, gerçekçi bir dünya kurmak hedefimiz. Abi bu konu açılmışken sorayım. Filmin neresindesiniz? Motor dediniz mi herhangi bir şekilde? Artı oynayacak oyuncularla alakalı bilgimiz yok. Bununla ilgili bilgi verir misin? Yani Hangi teknik? Taksim stadını gösterecek misin? Orada green box kullanıp Taksim stadının içine bizi sokacak mısın? Belki de Türk sinema tarihinde ilk defa. Bunlara çok heyecanlanıyorum. Papazın çayırına bizi götürecek misin? Ondan sonra. Birçok kafamda heyecanla beklediğim bir şey bu. Soru var. Verebilirsen bazı cevapları seviniriz. şöyle ki biz pandemi sürecinden önce tam kostümler dikilmeye ve dekorlar yapılmaya başlayacakken durmak zorunda kaldık. Ve bunu Evet. durduğumuz için de bu durmanın 3 ay durunca dedik ki biz bunu 1 yıl erteliyoruz. Dolayısıyla tam çekimlere başlamak aşamasındayken pandemi başladığı için şu an hiçbir şey çekmedik. Filmin başrolünde Nejat İşler var. Hı. Nejat İşler Kadıköy grubunun lideri olan Kuvayi Milliye'nin Kadıköy temsilcisi
kişi oynuyor. Diğer kadroda büyük ölçüde çoğu Fenerbahçe olan oyunculardan müteşekkil. Ama şimdi bir yıl ertelendiği için şimdi Necat benim 25 yıllık arkadaşım. Ben artık filmde oynamıyorum derse onu boğarım. Dolayısıyla böyle bir şey yok. Ama diğer isimleri hani şimdi burada söyleyip sonra ya bize Play Store'da evet. demiştin sonra bu olmadı demeyin ama çok sağlam. Yani 3 filmli kadro var filmde. Yani 3 sinema filmine yayılacak kadar güçlü bir başrol kadrosu var. Taksim Stadı'nın bir bölümünü inşa edeceğiz. Bir bölümü CGI ile desteklenecek. Papazın Çayı'nın bir kısmı var. Yani bazı dekorları yeniden yapacağız, bazı CGI olacak. Yani toplam yani yaklaşık 20 milyona yakın bir bütçesi var filmin. Dolayısıyla o yüzden erteliyoruz filmi. Yani 20 milyona film yapıp yarım kapasite çalışan sinema salonlarında harcayamayız. Yani birileri bize bu parayı vermiyor. Bu 3-5 ortak bir araya gelip alnımızın teriyle kazandığımız para. Dolayısıyla riskli olan bir projeyi kumara çevirecek lüksümüz yok. O yüzden bekleyeceğiz. Gerçekten sinema salonları tam kapasite açılıncaya kadar bu projeyi dip frize atmak zorundayız. Aşk hikayesi var mı? Olma mı? aşksız bir hayat olmaz. Aşk hayatın temel motivasyonudur zaten. Harika. Bu arada Necat İşler'in Gümüşlük Spor'daki çalışmalarını başkanıydı değil mi bir ara? Bizim Aykut Hoca'ya gidiyorduk onun maçlarını. Sevgili Necat'a, yani. Necat İşler'e sevgilerimizi gönderin. Çağrı hatırlatmış. Aktif, böyle bir başkanlık deneyimi var yani. Şey yapıyor, devam eden. Gelirinin büyük bir bölümünü yaptığı anlaşmalarda şey yapıyor. Hani bana bu kadar vereceksin, bu kadar da Gümüşlük Spor'a yardımda bulunacaksın şeklinde. Ne güzel. Futbol filmleri, içinde futbol olan filmler uluslararası sinemada da gördük. Türkiye'de de gördük. Çok büyük gişe yapmıyorlar. Bu biraz kaygı yarattı mı başlangıçta bu işe soyunurken siz? Temel tabii düşünceniz ki futbol filmi yapmak değil ama yine de içinde futbol olacak. Bir de şunu sorayım bu soruya bağlı olarak. Galatasaray ve Beşiktaşlıların da veya o dönemki takımların taraftarlarının da Fenerbahçe'ye Harrington'la oynanan o maçta destek verdiğine dair birçok yazı vardır. Diğer taraftarlara da dokunmayı düşünüyor musunuz? Milli mücadele ruhunun içerisinde bütün renkleri de sokacak mısınız? Ya şöyle ki şimdi tabii ki diğer takım taraftarlar yani şu an Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon yani taraftarlık, kimlik, çatışma bugüne ait bir şey. Geçmişte bir rekabet var ama daha centilmence. Zaten bu oyunun kökeninde centilmenlik yatar. 1920'lerin işgal günlerinde yok sen Beşiktaşlısın, yok sen Galatasaraylısın gibi bir anlayış yok. Yani tabii. Biz dediğim gibi en gerçekçi şekilde filmi çekmeye çalıştığımız için hani bugüne yaranmak için geçmişin gerçeklerini manipüle etmek gibi bir tavrımız olmayacak. Neyse o. Şüphesiz. Dolayısıyla şüphesiz. Bekle gör diyorsun. Evet, tabii. Yani şey gibi olsun istemiyorum. Yani popülist bir tavır. Popüler sinema yapıyorum ama popülist bir insan değilim. Yani herkese yaranmak gibi bir kaygım yok. Daha önce yaptığımız Aşk Tutulması filmi de Fenerbahçeli bir taraftarın aşk hikayesiydi. O zaman da çok soru geliyordu. Ya çekinmiyor musun diğer taraftarlar ne der? Biz hamaset üzerine bir dil kurmuyoruz ki. Sevgimizi anlatıyoruz. Bağlılığımızı anlatıyoruz. Bu kimseyi rahatsız edemez. Yani rahatsız etmemeli. Sevgiden, bağlılıktan rahatsız olan bir insan patolojik bir vakadır. O da beni bağlamaz kişinin bu sevgiden hamaset çıkarmaya yeltenecek kadar akıl dışı bir insan tedavi görmeli bence zaten. Şeker, Murat Şeker. Okay, Harrington Kupası tamam mı? Bu bölümü özel olarak zaten bizim kütüphane yayınlarımıza koyarız mutlaka. Çünkü senin de çok değerli şeyler söyledi tabii ki. Evet, çok önemli. Heyecanla bekliyor olacağız. Şeyi sorabilirim belki. Galatasaray Lisesi mezunu Murat Şeker. Hayır. Doğru mu hatırlıyorum? Yok. Değil misin? Değil. Ha, benim. Değil misin? Ha, benim kardeşimle nereden tanışıyorsun sen? Abi, iş dünyasında. Tabii. Tamam. 1990'ların Beyoğlu'su İstanbul'un bütün farklı semtlerinden herkesin buluşma noktasıydı. Biz Bakırköylüyüz aslında. Zaten Beyoğlu'nun 90'lı yılların başında 90-91 senesi Bakırköy grubu, Kadıköy grubu yani Kuvayi Milli'nin adı bilinmese de işte bir tayfa şeyden gelen vardı. Gazi Osman Paşa Rami. Biz hepimiz rockçıydık. Kemancı tayfası.
Nişantaşı'ndan bir tayfa var. Falan. Hepimiz birbirimizi buluyorduk ama Beyoğlu'nda Galatasaray Lisesi olduğu için Galatasaray Liseliler, Alman Liseliler. Ama biz hepimiz Beyoğlu'nda bizi genelde çalıştıran, tanıştıran şey müzikti. Müzik konuşurduk. Evet, Zuhrat evet. Baba gençliği yani, evet. Evet. Volvox yani da vardı Metallica'nın o zaman. Siyah albümü 1990 senesinde çıkmıştı. Enter Sandman dinliyorduk yani. Evet. Peki. Şimdi tüm filmlerinde birlikte bir de Çakallarla Dans serisi var ki ekibi de şöyle hepsini artık çok birbirinden çok sevdiğimiz, tanıdığımız bizden biri derler. Hakikaten öyle oldular hepsi. Ve futbol Murat Şeker mutlaka içinde geçiyor. Bir şekilde bir halı sahada maç yapıyorlar. Karşı karşıya geliyor.